Selamünaleyküm 5. sınıf öğrencilerim. Bugün sizinle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve hayat konusunu işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ünite konuları başlıklarına bakacak olursak Peygamber Efendimizin evliliği ve çocukları eş olarak Hazreti Muhammed, baba olarak Hazreti Muhammed ve dede olarak Hazreti Muhammed'i göreceğiz. Ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ailesinin örnek davranışlarını işleyeceğiz. Ve sevgili torunları Hasan ve Hüseyin ile ünitemizi bitireceğiz inşallah. Haritamızı görüyoruz. Mekke'yi ve Medine'yi, Suudi Arabistan'ı ve Türkiye'mizi görüyoruz. Hemen devam ediyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatından hemen bahsedecek olursak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miladi olarak 20 Nisan 571 yılında dünyaya geldi. Hicri takvime göre de 12 Rebiülevvel'e denk geliyor. Biz bunu Mevlid Kandili olarak kutlamaktayız. Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip ve süt annesi Halime'dir. Yaş olarak da baktığımızda 0-4 yaş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam süt annesiyle beraber, 4-6 yaşında annesiyle beraber, annesiyle beraber Medine'ye dayı ve babasının kabristanını ziyarete gidiyor. Dönerken de Ebva köyünde rahatsızlanıyor annesi ve vefat ediyor. 6 ve 8 yaşlarında dedesiyle beraber, daha sonra dedesi vefat edince Peygamber Efendimiz'e amcası Ebu Talib'e emanet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcasıyla ve aynı zamanda yengesi, amcasının hanımı Fatıma ile beraber ve amcasının eşini yani yengesi Fatıma'yı Peygamberimiz çok seviyor ve ona annemden sonra annemdir diyerekten hitap ediyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını kısaca baktığımız zaman 571'de Mekke'de dünyaya geldiğini görüyoruz. 596'da Hazreti Hatice ile evlilik, 610 yılında İlk vahyi alışı, peygamber oluşu, 622 yılında hicreti görürüz. Yani Mekke'den Medine'ye göçünü, 632 yılında da vefat edişi. Burada Mekke'nin eski bir görüntüsü, Mekke'nin iklimi, çöl iklimi, hayvancılık ve ticaretle uğraşıldığında unutmayalım. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gençlik yıllarında kısmi olarak çobanlık, ayrıca amcasıyla beraber de ticareti öğreniyor ve ticaretle uğraşıyor. Hazreti Hatice ile evliliği de zaten ticaret kervanıyla beraber başlıyor. Peygamber Efendimiz çok güvenilir bir insan. Bu yüzden ona El-Emin lakabını veriyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güvenilirliğini duyan Hazreti Hatice kervanını Peygamberimize emanet ediyor. Şam'a gitmesini istiyor. Meysere yardımcısı var Hazreti Hatice'nin. Meysere ile beraber Şam'a ticarete gidiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin kervanını götürüyor. Orada birçok satışlar yapıyor, alışverişler yapıyor ve çok güzel bir şekilde geri dönüyor. Meysere Peygamber Efendimiz'in bu yaptığı alışverişleri, dürüstlüğünü, güvenilirliğini iyice bahsedince Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz'e dönüştü artık. Evlilik teklif ediyor ve Hazreti Hatice ile beraber Peygamber Efendimiz sade bir düğün töreniyle evleniyorlar. Peki burada şunu da söyleyelim. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile kafasına göre bir evlilik yapmıyor elbette. Çok sevdiği ve ona 25 yaşına kadar sahip çıkan bakan amcası Ebu Talib'e ve yengesi Fatıma'ya danışıyor. Danışarak işlerini yürütüyor. Hazreti Hatice nasıl bir insan peki? Mekke'nin soylu ailesinden geliyor. Zengin bir hanımefendi, ticaretle uğraşıyor. Tahire lakabı veriliyor Hazreti Hatice'ye çünkü temiz, ahlaklı, çok düzgün, dürüst bir bayan. Ticaretle uğraştığını söylemiştik. Peygamber Efendimiz'le de evleniyor. Bu sırada Hazreti Hatice 40, Peygamber Efendimiz de 25 yaşında. Çocuklarına bakalım hemen. Hazreti Hatice ile evliliğinden dünyaya gelen 6 tane ve Maria ile evliliğinden dünyaya gelen de 1 tane evladı var. Peygamber Efendimiz'in çocukları Hazreti Hatice ile evliliğinden çocukları Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Bu doğum sırasına göre sıradır. Şimdi aklımızda kalması için bir şablon daha çıkacak karşımıza. Daha sonra bahsedeceğimiz, ileride bahsedeceğimiz Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile evlilik yapıyor ve bu evlilikten Hasan ile Hazreti Hüseyin dünyaya geliyor. Bu da ünitemizin son konusu olacak. Üf kiraz diye bir kodlama yaparsak Peygamber Efendimizin çocuklarını aklımızda daha iyi tutabiliriz. Ü Ümmü Gülsüm, F Fatıma, K Kasım, İ İbrahim, R Rukiye, A Abdullah ve Z de Zeynep. Böyle bir şekilde aklınızda
tutabilirsiniz. Bir eş olarak Hazreti Muhammed Aleyhi ve Sellem nasıl biriydi? Hemen hızlıca bakalım. Eşlerini çok severdi, onlara yardımcı olurdu, eşleriyle ilgilenirdi, onlara zaman ayırırdı, eşleriyle konuşur, sohbet eder, onların hal hatırlarını sorardı. Peygamber Efendimiz kendi ihtiyaçları kendisi giderirdi. Aile içinde önemli ve bazı ciddi meseleleri de eşlerine danışır, onların fikirlerini de alırdı. Şimdi örnek olaylarla devam edelim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh bahsediyor. Allah Resulü'nün güzel davranışlarından birisi de şöyleydi. Bir yolculuğa çıkmıştık diyor. Bir yerde ashabı ilerledi, biz ikimiz geride kaldık. Gel seninle yarışalım dedi. Koşmaya başladık ve ben onu geçtim. Aradan birkaç sene geçti, ben birazcık kilo almışım ve tekrar ashabın ileride, biz tekrar koşuyoruz. Geride kaldım, işte şimdi ödeştik diyerek de benimle şakalaştı diyor Hazreti Ayşe. Yine bakalım Hazreti Ayşe radıyallahu anh peygamberimizin evdeki halinde şöyle anlatır. O normal sizin gibi bir insandı, elbisesini temizler, koyunlarını sağardı diyerekten Peygamber Efendimizin özelliklerini anlatıyor. Bir başka örnek olay, Allah Resulü eşlerinin görüşlerine değer veren bir eşti. Kızı Zeynep'i Hazreti Hatice kardeşinin oğluyla evlendirmek istedi. Bunu Peygamber Efendimiz'e danıştı. Peygamber Efendimiz de onun görüşünü kabul ederek kızını eşinin uygun gördüğü kişiyle evlendirdi. Bir başka örnek, müminlerin iman bakımından en olgun olanı, ahlakı en iyi olandır. Sizin en hayırınız da hanımlarına karşı en iyi davranandır diyerek Peygamber Efendimiz burada hanımlara değer verilmesi gerektiğini, onlarla iletişim kurulması gerektiğini vurguluyor bizlere. Peki bir baba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir babaydı? Ona bakalım. Önce şunu söyleyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyaya gelen kızlarından ilki Zeynep'tir. Zeynep bin anlamı babasının inci tanesi demektir. Babasının süsü demektir. Peygamber Efendimiz zamanında kızlara değer verilmiyordu. Peygamber Efendimiz kız çocuklarına çok değer verdi ve ilk kızının adını bu yüzden Zeynep koydu. Böylelikle biz çocuklara ve kızlara değer verdiğini görüyoruz. Hemen örneğe bakalım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Çocuklarına karşı peygamberimizden daha şefkatli bir kimse görmedim. Oğlu İbrahim dünyaya geldiğinde peygamberimiz çok sevindi ve kendisine bu müjdeyi getiren kişiye büyük bir ödül verdi. Daha sonra oğlu İbrahim'i Ümmü Seyfe denilen bir sütaneye teslim etti. Medine'nin kenar mahallesinde oturan bu sütanenin kocası demircilik yapmaktaydı. Sık sık Peygamber Efendimiz oğlunu ziyarete gider, onun öper, okşar ve tekrar geriye dönerdik diye bizlere aktarıyor Enes radıyallahu anh. Cahiliye döneminde kızlara değer verilmediğini bahsetmiştik. Bir başka örnek olayla devam edecek olursak, Peygamber Efendimiz namazlarını uzun kıldırırdı. Yine bir sabah namazında namaz kıldırırken bu sefer namazı kısa tuttu. Sahabeler merak ettiler. Ey Allah'ın Resulü niçin böyle kısa tutuyorsun diye. Hemen cevap verdi Allah'ın Resulü. Ağlayan bir çocuğun sesini duydum. Ana babasının üzüleceğinden endişe ettim. O yüzden namazı kısa tuttum diyerekten cevap veriyor. Peki bir dede olarak Peygamberimiz nasıl bir dedeydi? Peygamber Efendimiz torunlarına karşı nasıl bir dedeydi? Torunlarını sever, onlara şefkat ve sevgisini gösterirdi. Sık sık kucağına alır, onları gezdirirdi ve onlarla oynardı. Hemen buna örnek verecek olursak, Peygamber aleyhissalatü vesselam kucağında Hasan'ı severken bir adam gelir ve der ki, benim de çocuklarım var ama hiçbirini öpmedim. Peygamber Efendimiz kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapabilirim? Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyerekten adama merhamet etmesi gerektiğini, çocuklarıyla ilgilenmesi, onları öpmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bir başka örnek verecek olursak, Peygamber Efendimiz secdedeyken torunu Hasan geldi, sırtına çıktı. Peygamber Efendimiz de onu elinden tuttu ve ayağa kalktı. Tekrar rüküye varıncaya kadar onu sırtında tuttu. Rüküden kalktıktan sonra bıraktı ve çocuk gitti. Hazreti Enes de kendi gördüklerini şöyle dile getirir. Peygamberimizi hutbe okurken gördüm. Hasan dizinin üstündeydi. Ne söyleyecekse halka söylüyor. Ardından da eğilip çocuğu öpüyor ve ben bunu seviyorum diyordu. Peygamber Efendimiz ve ailesindeki örnek davranışları hemen inceleyelim. Peygamber Efendimiz mutluluk ve üzüntülerini paylaşırdı. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlardı. Yetimler ve yoksulları gözetirdi. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özen gösterirdi. İsraftan kaçınırdı. Mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırdı.
Mutluluklar ve üzüntüler paylaşılırdı. Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır diyerek sloganla başlayalım. Hemen bir örnek olay anlatalım. Hazreti Muhammed ve eşi Hazreti Hatice ilk torunlarının doğduklarında çok sevindiler. Peygamber Efendimiz'in kızı Zeynep'in çocuğu hastalandı. Zeynep bu duruma çok üzüldü. Peygamber Efendimiz kızını bu konuda teselli etti. Kızını ve torununu teselli ettikten sonra torunun tedavisi için gerekli çabayı gösterdi. Önlemleri aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinde mutluluklar ve üzüntüler paylaşmak için bir düğünler ve bayramlar sevinçle karşılanırdı. İki ailedeki bireylerin sıkıntılarına çözümler aranırdı. Üç üzüntülü zamanlarda aile bireyleri birbirine destek olurdu. Aile bireyleri demişken sıla-i rahim kavramını burada anlatalım. Sıla-i rahim nedir? Sıla-i rahim anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları ziyaret etme, hal ve hatırlarını sorma, maddi manevi yardımda bulunma, gönüllerini alma anlamlarına gelir. Yani sıla-i rahim akrabayı gözetmek, başta anne babayla başlayıp akrabayı gözetmektir, hal hatır sormaktır kısaca. Peygamberimiz ile alakalı hemen bir örnek olay. Akraba ilişkilerini kesen cennete giremez buyuruyor Peygamberimiz. Bir gün bir adam Peygamberimize geldi. Ya Resulallah, beni cennete sokacak bir güzel amel söyle dedi. Peygamberimiz ona Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılarsın, zekatını verirsin. Bir de dedi sıla-i rahimi yerine getirirsin. Yani sıla-i rahimin önemini burada da görüyoruz. Akrabaya düşkünlük. Komşuluk hakkı. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Yani Peygamber Efendimiz burada da komşu hakkını önemsemektedir. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerini nasıl yapmalıyız dersek, iyi günde kötü günde akrabalarımızla, komşularımızla da destek olmalıyız. Hastalandıklarında ve bayramlarda onları ziyaret etmeliyiz. Akrabalarına ve komşularına karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak ve selamlaşmak önemli. Düğün, cenaze gibi özel günlerde de mutlaka birbirini kollamalıdır akrabalar ve komşular aynı zamanda. Yetimler konusu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildiğimiz üzere önce yetim sonra öksüz. Yani yetim babası olmayan, öksüz de annesi olmayan demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu iki özelliği de taşır. Bu yüzden der ki kim ki der bir yetime sahip çıkar ya akrabası olsun ya da olmasın. Önemli değil. Kim ki der yardımcı olur bir yetime, ben ve o yetime sahip olan der parmağını bu şekilde göstererekten cennette der onunla yan yana olacağız. Benim öğrencilerim bu hadisi çok seviyorlar bu arada. Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah onun yardımcısı olur. Burada da yine güzel bir hadis-i şerif görüyoruz. Devam edelim. Misafire nasıl davranacağız? Yine bunu Peygamber Efendimiz'in hadislerinden görelim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Bir başka hadis, Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabasını gözetsin. Bir başka güzel hadis, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Yani görüyoruz ki misafire ikramda bulunmak, akrabayı gözetmek ve hayır söylemek çok önemli. İsraftan kaçınmalıyız, tasarrufta bulunmalıyız, cimri olmamalıyız. Suyu, yemeği, ekmeği asla israf etmemeliyiz. Araf suresi 31. ayette Allah Teala buyuruyor ki yiyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Tutumlu ne demek peki? Tutumlu her zaman ölçülü davranan, ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden, aşırıya kaçmayan anlamlarındadır. Yiyin için fakat israf etmeyin ayetiyle yine ve bir hadis, akıp giden nehirden abdest alırken dahi su israf etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Hemen soruyorlar yani ey Allah'ın Resulü bu nasıl bir şey olacak? Yani akan giden sudan da israf mı olur diye. Abdeste israf olur mu diye sorulduğunda evet akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israftır diyor. Yani her şeyin aşırısı fazla akan giden bir nehir dahi olsa gerektiği kadar kullanacağız. Tutumluluk için neler yapabiliriz?
kullanmadığımız zaman ışıkları kapatacağız, suyu, elektriği boş yere harcamayacağız, çöplerimizi ve geri dönüştürülebilir atıklarımızı birbirinden ayırıp böylece hem geri dönüşüme katkı sağlamış hem de çevre kirliliğini önlemiş olacağız. İhtiyacımız olmadığında elbise, ayakkabı gibi ihtiyaçlarımızı almayacağız, ihtiyacımız olduğunda alacağız, zamanımızı planlı kullanacağız. Ve hemen bir iki değerlendirme sorusuyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in ve ailesindeki bireylerin davranışlarına örnek gösterilemez? Sıkıntı ve üzüntülerin paylaşılması, ev işlerinde bireylerin birbirine yardım etmesi, yetim ve öküzlerin korunması, misafirler için gösterişli sofraların hazırlanması. Bir kere misafir ikramda bulunacağız ama gösterişli sofralar bizim için çok uygun değil çünkü israfa kaçılabiliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'nın düğününün çok sade bir törenle gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması Hazreti Peygamber'in hangi davranışını göstermektedir? Hemen sadelik aklımızda, bu da israftan kaçınılması maddesi olacak. Ben ve nokta 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 kol kanat geren kimse nokta nokta böyle yan yana olacağız hadisinde boş bırakılan yere hangisi gelecek? Hemen burada yetim, Peygamber Efendimiz çünkü parmaklarını böyle yaparak, baş parmağını ve orta parmağını bu şekilde göstererek demişti. Yetime kol kanat gelen olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği iki tane torununu işleyeceğiz burada. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği bu torunlarına Peygamber Efendimiz diyor ki cennet gençlerinin efendileri. Ve Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın çocuklarıdır Hasan Hüseyin. Hasan'ın soyundan gelenleri Şerif, Hüseyin'in soyundan gelenleri de Seyit lakabı kullanılmaktadır. Hazreti Hasan 625 yılında doğdu, 669 yılında zehirlenerek vefat etti. Hazreti Hüseyin ise 626'da doğdu, 680'de Kerbela diye bildiğimiz olayda şehit edildi. Ve ünitemizin son başlığı Kevser Suresi. Kevser Suresi Mekke'de indi, 3 ayetten oluşuyor. Kevser, çokluk, bolluk, bereket anlamlarındadır. Hemen anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan sana kin besleyenlerdir. Burada bu surenin nazil olması ise Peygamber Efendimiz'e müşrikler erkek çocukları vefat ettiğinde alay ediyorlar. Senin artık soyun kesik diye. Peygamber Efendimiz de biraz hüzünlense de Allah-u Teala bu sureyi indirerek asıl soyu kesik olanların o müşrikler olduğunu söylüyor ve kendisini bu şekilde rahatlatıyor. Aslında Peygamber Efendimiz'in soyu kesik değil, onun soyu Hazreti Fatıma'nın çocukları Hazreti Hasan ve Hüseyin'den devam etmiştir. Ünitemizi bitirmiş bulunuyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şu dönem biraz sıkıntılı bir dönem ama atlatacağız inşallah. Allah'a emanet olun, evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.